inne mü'minil cin lehum sevab ve aleyhim ikab. Ya Resulallah, temekkentüm temekkünüküm alel a'rafi ve leysu fil cenne. Kıyla ve mel a'raf, kâle hâitul cenne. İlâ ahiril hadîs sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambere nizam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşabenlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insi cin peygamberi. Rasulü sekaleyn. Sekaleyn insanlar alemi, cinler alemi. İkisine birden sekaleyn deniyor. Cinlerin de nasıl insanların da müminleri ve kafirleri olduğu gibi cinlerin de kafirleri var, Müslümanları var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlere bir bugün hacca gidenler bilirler. Cennet-i Mualla'ya Mekke'de Hazreti Hatice anamızın metfun bulunduğu kabristana giderken orada cin mescidi vardır. Bir keresinde orada cinlere Kur'an'ı tebliğ etmiş. Yanındaki sahabiye demiş ki şu çizginin dışına çıkma. Ben diyor bir takım dığıştılar işittim. Fakat peygamber yasakladığı için onun dışına çıkmadım. Orada peygamberimiz cinlere Kur'an'ı tebliğ etmiş. Ayrıca bir de Taif'e giderken Badn-ı Nahle denilen bir yer var, kayalık bir yer. O kayalar biliyorsun arılar kayalara yuvalar yaparlar. Orada işte bizim Nusaybin cinlerinden de oraya gitmişler. Cinlerin reisleri oralara, temsilcileri gidiyorlar. Orada da peygamberimiz cinlere hitap etmiş. Hatta orada şu anda peygamberimiz oradayken susamış. Su yok. Kayada su çıkmaz. Su olmaz. Efendimiz için bir mucize. Orada su kaynamış, su fışkırmış. O su halen yakındaki bir köye kadar geliyor. Osmanlılar oraya bir Horasan ark yapmışlar. Son derece tatlı, lezzetli bir su. Orada da cinlere hitap etmiş. Kur'an-ı Kerim'de bundan anlatılıyor. Burada da işte inne mü'minil cin, cinlerin müminleri lehum sevap, istediklerinden dolayı onlara sevap vardır. Ve aleyhim akab, Allah'ın emrini dinlemediklerinden dolayı da onlara cezalandırma, gazap vardır. Şeytan da Kur'an-ı Kerim'e göre ve kâne minel cinni, cinlerdendir. Cinlerin, şeytanların başı. Evet, o neslinden, ateşten, alevli ateşten yaratılmışlar. Biz insanlar balçık, kokar çamurdan, özlü çamurdan yaratıldık. Ondan dolayı zaten şeytan, Adem Aleyhisselam Allah yaratınca secde et buna deyince demiş benim yaratılışım ondan üstün, o bir kokar çamur aslı, ben ise alevli ateşten yaratıldım, ben ondan üstünüm diye gururlanmış, kibirlenmiş, bundan dolayı da kovulmuş, rahmetten kovulmuş. Onun için kim gururlanırsa, kibirlenirse şeytanın arkadaşı olur, onun niteliğiyle nitelenmiş olur. Bir de tabii bütün melekler secde etmiş Adem babamıza aleyhisselama, haset etmiş. Haset edenler de şeytanın niteliğiyle nitelenmiş olurlar. Bundan dolayı da rahmetten kovulmuş. Evet, işte böyle Allah'ın emirlerine uygun taat, Allah'ın rızasını kazandıracak işler yaptıkları zaman onlara sevap vardır. Ve aleyhim ikab, Allah'ın emirlerine isyan teşkil eden şeyler olduğu zaman da onlara
azap vardır. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekmeli. Şeytan Cenab-ı Hakk'a karşı isyan ettiğinde sen yoksun, seni tanımıyorum demedi. Allah'ın varlığı ortada, o inkar etmek mümkün değil. Emrini tutmadı, emrine rast çekti. Secde et emrine, dinlemiyorum dedi ve şeytan oldu. Onun için Allah'ın emrini dinlemeyen, rast çeken, kasten ben yapmayacağım, böyle saçma emir olmaz diyen adam da kafir olur. Şeytanın yoluna girmiş olur. Yani inkar etmek için illa Allah yoktur demek gerekmez. Onlar zaten kafir de Allah'ın emirlerini reddeden, inkar edenler de kafir olur. Onu arz etmek istedim. Evet, Allah'ın emirlerine uygun şeylerde onlara sevap vardır. İsyan teşkin eden şeylerde de onlara sevap, gazap vardır. Sordular, ya Resulallah, şimdi onlar cennete girmeyecekler. Cennet bizim, ya Resulallah. Sevap onlara nerede işe yarayacak? Dediler. Kıyla ve Araf'ta duracaklar. Evet. Araf. Araf nedir ya Resulallah? Dediler. Evet. Kale haitul cenne. Cennetin duvarı. Evet. Cennetle cehennem arasındaki duvar. Cennetin duvarı. Evet. İç tarafı cennet, rahmet tarafı zahiru min kıbrihil azab. Öbür tarafı da cehennem. O duvarın üstünde tecri fihil enar. O orta duvardan nehirler akar. Ve tembütü fihil eşyar ve simar. Orada ağaçlar ve meyveler biter. Buyuruyor. Evet. Ya maşeral cinni vel ins elem ye'tikum rusul minkum yakussuna aleyküm ayati. Kur'an-ı Kerim'de var. En'am suresi 130. Ey cin ve insanlar taifesi, size ben peygamberler, elçiler göndermedim mi? Benim ayetlerimi size anlatacak Kur'an-ı Kerim var. Evet, bu cennetle cehennem arasında kalırlar o inananlar, Allah'ın emrini tutan cinler. Yahrucu minhumel lü'lü vel mercan. Evet, o bunlar Kur'an-ı Kerim'de, Rahman suresinde de var ayet. Böyle cennetle cehennem arasında, ama cennetteki ağaçlar, sular, orada da ondan inci, mercan çıkar, fışkırır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Bu konuda çok daha geniş bilgiler var Rahman suresinde. Evet, bu hadisi Enes radıyallahu anh'tan nakletmişler. Buhari'de de aynı konuda bahisler vardır. Evet. Yani cinler var. Cinler var. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Biliyorsunuz cinlerin şerrinden, şeytanın şerrinden kul rabbin nas melikin nas milel cinneti ven nas. Orada da cinlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bize öğretilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona öğretilmiş. Dolayısıyla bize öğretilmiş. Ondan dolayı her gün yatarken Elham okumalı. Fatiha suresini okumalı. Ayetül Kürsi okumalı. Ayetül Kürsi sığınma ayetidir. Korunma ayetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden biliyorsunuz Bilal Habeşi, sadık sahabilerinden müezzini, ilk ezan okuyan mübarek sahabi, işte zekat şeyler toplanmış, öşür toplanmış, zekat şeyleri, mallar toplanmış, bir yere yığılmış. O zaman da devlet, İslam devleti yeni kuruluyor, hazine binası yok, meydana yığılmış, dağıtılacak, gelmiş sabahleyin dağıtılacak yahut bir iki gün sonra dağıtılacak, bir hafta sonra dağıtılacak fakirler tespit edilmek suretiyle. Kim bekleyecek? Ben demiş ya Resulallah, ben bekleyeceğim. Beklemiş, şeytan gelmiş. O zekat mallarından almaya çalışırken yakalamış. Yalvarmış, ben çoluk çocuğum var işte, aşk bir ilaç durumdayım falan. Acındırmış, bırakmış.
Ondan sonra Peygamberimiz ne oldu demiş. Demiş ya Resulallah, biri geldi. Böyle çok acındırdı beni. Ben de merhamet ettim, salıverdim. O yalancıdır ama demiş bak göreceksin, bir daha gelecek. Hakikaten ikinci gece gene gelmiş. Gene yakalamış Bilal Habeşi Hazretleri. Bu defa daha çok yalvarmış, acındırmış. Hadi demiş bir daha gözüme görünme. Gene Peygamberimiz ne oldu demiş. Gene geldi, gene geldi. Yalancıdır o demiş. Bir daha gelecek filan. Ondan sonra üçüncü gün gene gelmiş. Oyun üçe kadar biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam da Hızır Aleyhisselam'ın şeysi de üçe kadar. Evet oyun. Üçten sonra yok artık. Evet demiş, yo bırakmam artık, oyun üçe kadar. Çok bağırsa da çağırsa da yok, hayır demiş. Bak demiş, ben sana bir şey öğreteyim. Sen Ayetül Kürsi'yi okursan ben de gelemem, benim gibi kimseler, hırsızlar da gelemez demiş. O da onun üzerine bir şey öğretilince tabii büyük bir şey öğretmiş oluyor, güzel bir şey. Hadi git demiş filan. Peygamberimiz yine sormuş, demiş ya Resulallah, geldi yine böyle böyle söyledi. O yalancıdır ama demiş, bu öğrettiği doğru. Ayetül Kürsi okursanız malınız çalınmaz, eviniz yanmaz, yıkılmaz sağlam okursanız. Sağlam okursanız eviniz yanmaz, yıkılmaz. Ben size defaatle anlatmışımdır. Babam rahmetliğin, Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. İstanbul'da mollayken, medresede okurken hocası Tokatlı Şakir Efendi, Allah rahmet eylesin geçmişlerimize de, aynı odada kalmışlar. Ömer Nasuh Bilmen Hoca da aynı babamın arkadaşlarından. Bir tane arkadaşını ben duydum, gittim. Fethiye'de oturduğunu öğrendim. İzmir'den kalktım, gittim ona. Biliyorsunuz 1956'larda, 57'lerde zelzele oldu. Fethiye battı. Hiç sağlam ev kalmadı. Neyse biz o adamı bulduk, o rahmetli kadı Ahmet amcayı Fethiye'de. Onun önünde misafir gece kaldım. Çok sevindi hocamın oğlu diye. Sonra sabah namazına gittik. Fethiye zengin memleket biliyorsunuz. Ben gittiğim zaman 66'da gittim de yeniden şehir daha güzel inşa olmuş. Mamur bir şehir olmuş. Muazzam apartmanlar falan var. Cami ama şantiye camisi. Naylonlardan, kontrplatlardan, hani mühendislerin çalışma odası oluyor ya inşaatın başında kontrol. Öyle bir derme çatma bir beni namaza geçirdiler. Namazımızı kıldıktan sonra işte iyi falan, memnun oldular. Dedim kusura bakmayın, ben arkadan konuşmayı sevmem. Size dedim yakıştıramadım bu camiyi. Niye dediler yakıştıramadım? Evleriniz muazzam güzel. Zengin olduğumuz belli. Ama şu caminin haline bak ya demiş. Böyle zengin adamların böyle camisi mi olur? Niye dedim güzel bir cami yapmadınız? Güldüler, dediler ki zelzele oldu burada. Hastaneler, okullar, cami, her şey düz oldu, yıkıldı. Senin misafir olduğun Kadı Ahmet amcanın evi yıkılmadı. Allah Allah. Hastane sağlam yapılır, okul sağlam yapılır biliyorsunuz. Cami sağlam yapılır. Ama ev yıkılmamış, hepsi yıkılmış. Merak sardım. Dedim Kadı Ahmet amca, böyle böyle dediler dedim. O çünkü beklemedi namazı. Dedikodu yapmak istemiyor, konuşmak istemiyor. Öyle 80 küsur yaşında. Onun için insanlardan kaçıyor. Namazı kıldı eve. Dedim böyle böyle söylediler. Doğru dedi. Dedim yığma taş. Betonarme değil, yığma taş. İki katlı bir ev. Çatlak bile yok. Dedim senin evin yıkılmamış. Niye? Böyle tuttu. Hocamın dedi, oğlu dedi, ben kendim bildim bileli Ayetül Kürsi'yi okumadan yatmam oğlum dedi. Evet. Her şey yıkılmış, o ev yıkılmamış. Bunu gözümle gördüm. Evet, Ayetül Kürsi'yi okuyacaksınız. Hemen Resul'ü okuyacaksınız ki bizim Anadolu'da adettir. Ne güzel adettir. Şimdi bid'at falan diyorlar bu tesbihler. Kesinlikle bid'at değil. Hepsinin ayette, hadiste yeri var. Efendim peygamber camide tesbih çektirmiş. Ayet kürsümü okutmuş, Emine Resulü mü okutmuş? Peygamber okuyun diyor. Camide okumayın demiyor. Onun için biz evde de okuruz, camide de okuruz, toplu halde de okuruz, yalnız da okuruz. Çünkü hadisin şeysi genel. Yani ilim bu ya, mutlak emirler
herkese şamildir. Her şeyi kapsar. Peygamber camide okutmamış. O zaman onun zamanında zaten her gün, her ay harbe gidiliyor, cihada gidiliyor. Böyle kadrolu müezzinler falan nereden şey edilecek? Ama okuyun diyor. O biz camide okuyoruz. Atalarımız güzel bir ayet adet koymuşlar. Mutlaka okuyun. Bu ayetil kürsi hem insanları korur hem de Efendimizin hadisi var. Gene söyleyelim. Her namazın arkasından ayetil kürsi okumaya devam eden mümini cennete girmekten ölüm alıkoyar diyor. Peygamberimizin sahih hadisi var. Yani ölü verse doğru cennete gidecek. Bu kadar da güzel bir fazileti var. Ayrıca işte orada şimdi anlattığımız olayda da görüyorsunuz. Bunu okursan demiş şeytan, ben demiş çalamam. Başkası da gelemez, çalamaz. Onu okuyacaksınız. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yaptılar. Yahudiler, büyünün kaynağı Yahudilerdir. Süleyman Aleyhisselam'a da büyücü dediler. Kur'an'da var. Bizim kulumuz Süleyman büyücü falan değil. Onlara karşı Allah onun büyülerine karşı korudu Süleyman Aleyhisselam'ı. Kaynağı büyücü Yahudilerdir. O büyücü kainlerdir. Şimdi de öyle yalancılardır. Ama var, büyü var. Bundan korunmak için işte İhlas Suresi. Kul a'udhu rabbil felak. Neffâsâti bil ugad. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden sana sığınırım de Habibim. Ey müminler öyle söyleyin. Büyü var ki düğümlere üflüyorlar. Evet, sonra kul a'udhu rabbin nas. Cinlerin, insanların şerrinden. Bu sureler inmiş, peygamberimiz başına gelmişler. Bu sureler inmiş. Okudukça rahatlamış peygamberimiz. Allah'a sığınma dualarıdır bunlar. Büyülerden, cesetlerden, fitnelerden. Başında da İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam gelmişler. Bu adam niye hasta? Biri demiş ki büyü yaptılar. Ne büyüsü? İşte şu büyüsü. Nerede? Falan kuyuda. Peygamberimiz duyuyor. Gidin diyor, alın gelin diyor. Hakikaten alıp geliyorlar. Büyüyü buluyorlar. Bu sureleri okudukça rahatlamış peygamberimiz. Siz de her akşam Fatiha, Ayetül Kürsi, Emener Resulü, bir de Huvellahüllezi okuyoruz akşam ondan sonra. Üç İhlas, üç Kulabdü Rabbil Felak, üç Kulabdü Rabbil Nas okuyunuz. Büyücülerin büyüsünden, cinlerin tasallutundan, hırsızlıklardan korunursunuz. Evet, bu vesileyle size onları arz etmek istedim. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne nebiyyen minel enbiyâi. Evet, peygamberlerden bir peygamber. Evet, Allah'ın vahyettiği kimseye nebi denir. Bir de rasul var. Rasul ne? Kendisine özel şeriat gönderilen peygamberdir. Kendisine özel kitap gönderilmemiş, özel şeriat gönderilmemiş, kendinden evvelki peygamberin usullerini uygulamış peygambere nebi derler. Ama kendinden evvelkiler başka usullerle ibadet ederlerken yeni kitap gelmiş. Mesela Tevrat, Beni İsrail, Musa Aleyhisselam gelmiş. Ondan sonra İncil gelmiş. Daha evvel Zebur gelmiş Davud Aleyhisselam'a, özel şeriat getirmiş. İbadet usulleri farklı. Mesela Yahudilerde yakın akrabayla evlilik caiz idi. İncil'le beraber yakın evlilik yasaklandı. Bazı şeyler var, ibadetleri, farklılıklar var. Rükûlu namaz bize mahsus. Onlarda da namaz var ama rükûlu namaz bize mahsus. Mesela şimdi bazı bölgelerde yaşayan Hristiyanlar, eski Allah bir, İsa peygamber diyen Hristiyanlar var. Onlar da namaz kılıyorlar ama rükûsuz, ayaktan doğru secdeye gidiyorlar. Olsa bile geçersiz zaten de. Çünkü Kur'an-ı Kerim gelince İncil'i yürürlükten kaldırmış. İncil gelince Tevrat'ı yürürlükten kaldırmış. Zaten Yahya Aleyhisselam'ın şehit edilmesinin sebebi burada. Yahya Aleyhisselam iki yakın Yahudi zengini, oğlunu, kızını evlendirmek istemişler. Demiş ki Yahya Aleyhisselam peygamber, genç. Demiş sizin evlenmeniz caiz değil. Krala gitmişler onlar da.
Kral demiş bunları nikahını kıyacaksın, bunları evlendireceksin. Evlendiremem demiş. Şimdi İncil geldi. Tevrat'ın hükümleri kalktı. Hayır demiş, evlendireceksin. Mal başkasına gitmesini istiyorlar. Zenginlik, mal. Elin kızını veya oğluna varırsa mal dağılacak diye. Hayır demiş, İncil geldi, yürürlükten kalktı. Sonra Kur'an-ı Kerim geldi, İncil'i de yürürlükten kaldırdı. Bugün de öyledir. Yeni kanunlar, eski kanunları yürürlükten kaldırır. Bugün de öyle. Evet, şimdi namaz kılsalar bile, Allah bir, İsa peygamber deseler bile imanları kabul edilmiyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Muhammed Resulullah diyecekler, Kur'an'daki hükümleri kabul edecekler. Başka iman yolu kapanmıştır. Başka iman yolu kalmış. Ne olur? Ehli kitap deniyor. Tamam. Bir putperest gavur var, ateşe tapan gavur var, kafir var. Onun biz kızını alamayız. Ama bunlar kaliteli gavur. Yani gene Allah'a inanıyorlar, peygambere inanıyorlar ama Muhammed Aleyhisselam inanması gene gavur. Fakat kaliteli gavur. Bir Allah inancı var. Ondan dolayı kızlarını alırız. Müslüman kız, Müslüman olmayan Yahudi'ye veya Hristiyan'a asla varamaz. Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an-ı Kerim'e göre. Evet, medeni kanunda bu hak tanınmış ama kanunda illa bir Ayşe'nin Fransız Jack'la veya Amerikalı John'la evleneceğin diye bir emir yok. Seni serbest bırakmış. Sen bir Müslüman olarak tanıdığın kimseler söyleyeceksin. Akraban söyleyeceksin. Çünkü görevin, kardeşin, akraban, görevin var senin. Müslümansın. Aman kızını Müslüman olmayana varma. Nikah tutmaz. 100.000 hoca getirseniz nikah tutmaz. Kur'an-ı Kerim'de var. Evlenemez diye. Bu söylediğim hükümleri de devletin 1936'da bastırdığı Hak Dini, Kur'an Dini, Yeni Meal Türkçe Tefsir, Almalı Hoca'nın tefsirinde bulacaksınız. İkinci cilt 771. sayfada bulacaksınız. Oraya atıf yapıyorum. Evet efendim, böyle evet cinlerle, insanlarla ilgili bu hadisi söyledikten sonra Beni İsrail peygamberlerinden bir peygamberden söz ediyorduk. Oradan bu konulara geldik. Evet. Şeka ilallahi ta'af. Evet. Bir Beni İsrail peygamberlerinden bir peygamberdir. Peygamber hastayım, güçsüzüm, zayıfım, yapamıyorum, elim tutmuyor, titriyor, ayakta duramıyorum. İhtiyar olunca ne olacak benim halim diye Allah'a şikayet etmiş. Mesela namazda ayakta durmak farzdır, kıyam. Ama ayakta duran herif pat diye düşüyor. Değil mi? Tansiyonu, şu vesaire dengesini sağlayamıyor. O peygamber de işte böyle. İbadetten aciz kalacağım. İbadetimi tam yapamıyorum. Ya Rabbi diye Allah'a niyazda bulunmuş. Femerhu ye'külü dîd. Evet. Hadis efendim bu. Yumurta ye demiş Allah Azze ve Celle Hazretleri. Femerhu, Allah ona emretti. Bir eklil bîd. Yumurta yemesini, kuş yumurtasını yemesini emretti ona diyor hadis-i şerifte. Evet, muazzam sırlı bir güç vardır yumurtada. Tabii esas sırrını peygamberimiz bilir, Allah bilir. Ve sirrün azim, büyük bir sır vardır diyor. Yumurtayı tavsiye etmiş Beni İsrail peygamberlerine, Beyhaki Abdullah bin Umar'dan evet nakletmiş bu hadis-i şerifi. Şimdi yumurtanın faydasını saya saya bitiremiyor biliyorsunuz o bazı profesörler, doktorlar. Bu hadis de onunla ilgili. Evet, şimdi yalnız burada da biraz duralım. Yumurta tavuktan olunuyor. Kuş yumurtası da yenir de yalnız tavuklar köylerde, şimdi öyle köy var mı bilmiyorum, benim çocukluğumda ev olur, evin yanında duvarının dışında tuvalet olur, biz hela deriz oraya, o da evin duvarının dışına, ondan sonra alt katıda hayvanların damı olur, onların gübreleri oratılır, insanların pislikleri oraya atılır,
Sonra da onu oradan alırlar, tarlalara saçarlar, götürürler. Evin bahçesinde de tavuklar olur, değil mi? Tavuklar da onu çok severler. Dıdınırlar, pislikleri yerler yani. Ha, pislik yiyen tavuğun etini yemek için hapsedeceksiniz. Temiz şeyler yedeceksiniz. İnekler de pislik yer. Pislik yiyen ineği hapsedeceksiniz. Pislik yiyen hayvanı temiz şeylerle, mesela ineği 10 gün, ineği 10 gün hapsedeceksiniz. Tavuğu bir hafta hapsedeceksiniz, içi temizlensin, yumurtasını öyle yiyeceksiniz. Yoksa mekruh olur, mekruh olur. Öyle ineği yerseniz mekruh olur, iyi olmaz. Onun için temiz şeylerle beslemek lazım. Bunu da burada söylemem lazım. Yumurta yenir de işte böyle şeylere de dikkat etmek lazım. Son derece faydalı, faydalı bir gıdaymış. Öyle diyor Peygamberimiz. Bir peygamber kuvvet zaafından, halsizliğinden şikayet etti. Allah da ona فَاَمَرَهُ بِاَكْلِ الْبِيُضِ yumurtayı yemeyi ona emretti diyor. Hadis böyle. Evet. İnne nefakateke ala ehlike ve veledike ve hadimike sadakatun fela tutbi'u zalike mennen ve la eza. Evet. Bu da aile hukuku ile ilgili bir hadis-i şerif. Şimdi evlenmek Allah'ın emri. Fenkihu. Evleniniz ey bekarlar. Elden kaçan oğlan kız olursa analara, babalara, velilere hitap ediyor Allah. Fenkihul eyyame minkum. Ey analar, babalar, halalar, teyzeler, amcalar, veliler. Bekarları eyyame minkum. Sizden bekarları evlendiriniz. Ve in yekunu fukara yunihumullah. Fakir, bunun da ekmeği yok demeyin. Evlendirmeyi geciktirmeyin. Evet, fakir diye geciktirmeyin. Rızkı biz veririz. Öyle diyor ayet-i şerifte böyle. Rızkı biz vereceğiz. Siz evlendirin. Evlilikten kaçmasınlar. Evlenmeyi geciktirirseniz ahlak bozulur. İnsan nesli gelmezse toplum işte ne olacak? Avrupa'nın, Amerika'nın hali. Çocuk yapmıyorlar. Yabancılar işgal ediyor diye şimdi şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. Ne geldiniz bu memlekete diye. Siz çağırdınız geldiler. Şimdi de defolun gidin diyorlar. Kendiler çocuk yapmıyor. Yabancılar da çocuk yapma parası almak için durmadan çocuk yapıyorlar. Dertleri odur. Bu olayların arkasında esas. Böyle şeyler var. Neyse. Evet, evleneceksiniz. Allah öyle istiyor. İslam insan neslinin devamını sağlamak için vesile olacaksınız. Kıyamete kadar Allah yeryüzünün düzenini devam ettirme iradesi var. Kıyamete kadar. Sen de bu iradesine vesile oluyorsun evlenmek suretiyle. İnsan neslini devam ettirme. Evlenmenin hedefi Müslümanların neslini, insan neslini devam ettirmek. İşte evlenince de müstakil bir yuva kurulur. Müstakil bir yuva kurulur. Bunu söylüyorum çünkü çok büyük problemler toplumda. Ben kızımı çok severim. Her gün görmeden edemem. Benim yanımda duracak. Ben oğluma etekle para döktüm. Ben oğlumu her gün görmeden onunla beraber kalmazsam olmaz. Diyemezsin beyefendi, hanımefendi. Evlenmeyle beraber müstakil bir yuva kurulur. O yuvayı kuran, nikah akdi yapan erkek koca olur. Onun evlendiği kız da onun karısı olur. Müstakil bir yuva kurulur. Evin, o ailenin ev ihtiyacını ev bulacak, müstakil evde durduracak karısını. Dindeki hükümleri söylüyorum. Senin örfün adetin başka olabilir. Dinde hüküm böyle. Müstakil ev sağlayacak gelin hanıma, hanımına. Geçimini sağlayacak. Yani yemesini, giymesini, içmesini, ihtiyaçlarını karşılayacak. Kocanın görevi bu. Kocanın görevi bu. Ev sağlamak da kocanın görevi. Şimdi o da çoluk çocuk yetiştirecek, iyi terbiye edecek. Efendim, kadının çalışması yasak mı? Hayır, yasak demedim. Ama erkek çalışıp parayı o kazanacak. Esas bu. Kadının çalışması yasak değil ama evlendiği zaman evde kalıp çoluk çocuğunu terbiye etmesi en güzeli. Japonya'da çocuklu hanımları çalıştırmak yasak. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar Japonya'yı yıktı, sıfır ettiler.
Ama o kadar geleneklerine, örflerine bağlı millet, bakın bu kanunu çıkarmışlar. Çocukları iyi yetiştirsin diye çocukluk kadını çalıştırmak yasak kanunlarında. Dünyayı meydan okuyorlar şimdi. Teknolojiyle ne kadar ilerledi. Toplumun sağlığı var burada. Onun için bana sorsanız evli kadınları çalıştırmamak lazım. Çocuklu bilhassa çocuklu kadınları çocuğunu terbiye etsin. Zaten hanım gidiyor çalışmaya, bey gidiyor çalışmaya. Çocuklara kim bakacak? Bir bakıcı tutuyorlar. Elin kadını ana kadar olabilir mi? Ana gibi o şefkatle, o merhametle çocuğa bakabilir mi? Mümkün değil. Para alsa, çok iyi niyetli olsa bile ananın yerini tutabilir mi? Ananın eğittiği çocuk başka olur. Elin kadının para verip tuttuğun kadın başka olur. Buradan çok büyük kaybımız var, haberiniz olsun. Yani çocuklarının başında anasının olması, merhamet, şefkat aşılaması, onun karakterinin düzgün olmasını sağlaması, babanın da helal lokma kazanarak didinmesi, koşturması emredilmiştir. Bu hadis de onunla ilgili. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, karını beslemek için senin harcadığın paralar var ya, ve veledike, çocuklarına bakmak için, yedirmek, içmek için, giydirmek için, okutmak için harcadığın paralar var ya, ve hadimike, gene eve bakıvermek, işte süpürüvermek, kadının çocuğu çok bakamıyor, bir tane hizmetçi tutabilirsiniz, ücretini verirsiniz, o hizmetçine verdiğin paralar var ya, sadakatun, sadakadır. Evet, helal yoldan karısını, çoluk çocuğunu geçindirmek için didinen, koşturan babanın, kocanın nafakaları, ona verdiği, elbise aldı, giydirdi, yemek aldı, evine götürdü, yedirdi, sadakadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka yerine geçer yani. Hatta yani dürüst çalışıyor, bu günahları da affettirir. Hem de öyle ki mesela namazda kendinden evvelki namazın arasındaki günahları sildirir. Ramazan'da güzel tutarsanız kendinden evvelki Ramazan arasında günahları sildirir. Cuma da böyledir. 10 günlük günahları silindir. Düzgün olursa, Kur'an'ın hükümlerine uygun olursa. Evet. Ama diyor bazı günahlar vardır. Namaz onun hakkından gelemez. Cuma onun hakkından gelemez. O günahların affı için işte bu babanın, ben helal lokmayla karımı besleyeceğim, çocuklarımı besleyeceğim, giydirip kuşatacağım diye gayretleri, terlemesi, didinmesi affeder. Bu kadar önemli. Helal lokmayla beslemek için çalışması, kocanın, ev reisi kocanın, bu kadar önemli ve de o sadaka yerine geçer. Sadaka yerine geçer. Böyle helal lokmayla beslemek için memur, polis, tüccar, esnaf, işçi, kafasında bu var. Ben haram lokma yedirmeyeceğim hanımıma, çocuklarıma. Bunun için suistimal etmiyor. Fabrika işçi olmuş. O bölgenin şefi bir yere gittiği zaman hemen tombik sokuyor. Ben de fabrika yönettim. Ya ben sana tombik oksun diye para vermiyorum ki. Önce işi bırakıyor. Başlıyor tombik sokmaya, hikaye okumaya. Veya gazeteye çıkarıyor, maç okuyor oradan. Veya arkadaşınla bu falan takım filan takım, arkadaşım sen buraya saniyelerinin ücretini alarak çalışmaya geldin. Bunları yaparsanız haram olur aldığınız ücret. Onu söylemek istiyorum. Bu sadece Türkiye'de değil. Ben de vergi yatırmaya gidiyorum. Maliye daha teşekkür edecek memur bekle diyor. Amiri bir yere gitti mi hemen gazeteye çıkarıyor, gazeteye. Ulan kuyrukta bekliyoruz ya. Para yatıracağız. Hiç böyle memur olmaz. Haram olur. Bekletiyor, kuyrukta bekletiyor. Bu yalnız bizde değil. Amerika'da benim gözüm rahatsızlandı. Gittik, dediler ki bu senin gözün hastalığının uzmanı burada yok. 2 saatlik yoldan gelecek. Peki dedik, hastanenin böyle memurların çalıştığı bir salonu var. Bana bir düğmeye basıyorsun, kalkıyor, oturuyor, konforlu bir koltuk verdiler. 2 saat orada bekle dediler. Biz de seyrediyoruz. Ben de idarecilik yapmışım.
profesörüm. Bakıyorum şimdi Türkiye'deki durumları biliyorum. Nasıl çalışıyorlar böyle arı gibi. O bölgenin şefi içeriye gitti. Herkes çıkardı. Hikaye okumaya başladı. Demek hastalık aynı dedim ya. Hiç değişen bir şey yok. Amerika'da da böyle. Sonra okula gidiyorum. Muazzam sel akmış. Geceden yağmur yağmış. Kaldırımları bozmuş filan. 20-30 gıda belediye işçisi gelmiş. Makineler gelmiş falan. Takım gelmiş. Baştan da amiri yok. İşin başına gelmişler. Küreği dayamışlar. Hani bizdekiler askerlik yaranını yettirirler yani. Senin çavuş nasıldı, yüzbaşı nasıldı ya. Böyle dayamışlar, sohbet ediyorlar. Gittim ben kulübenin. Saat 3'te çıktım baktım yine öyle konuşup dururlar. Evet, ben de evimin yanına bir şey yaptırayım diye şöyle iki adam tuttum. Şurayı kazın dedim. Ücretini şu, tamam vereceğiz. Ana baktım, benim yüzbaşı şöyleydi falan. Hoparyalın dedim, defolun gidin şuradan. Benim asabım bozdular. Ya sen, ben sana sohbet etmeyeyim, çağırdım. Problem insan olan yerde hep aynı. Orada da gördüm bunu. Böyle haram olur, böyle değil. İşçi böyle şey yapmıyor. Verilen görev, memur dalga geçmiyor. Devlet ona her saniyesinin parasını veriyor. Polis suistimal etmiyor. Ne olursan ol, amir, müdür. Suistimal etmiyor. Böyle helal yoldan kazanıyor parasını. Böyle kazanırken Azrail gel buraya dese Allah yolunda ölür, şehit olur. Allah yolunda. Bu niyetlerle ama dikkat edin. Bu niyetlerle çalışırken bakın ne diyor, ben senin hanımına, çocuğuna o helal parayla verdiğin, harcadığın elbise alsın, yesin, içsin dediğin diyor, hatta hizmetçinin sadakadır. Sadakatın sadakadır. Sadakalar belayı def eder. Sadaka cehennem ateşini söndürür. Onun için diyor bir hurmayla olsa sadaka verin diyor, ateşinizi söndürün. Yani böyle helalinden olacak, dürüst çalışacaksın. Bunlar da böyledir. Senin ailene, çoluğun çocuğuna, hizmetçine verdiğin, harcadığın paralar sadakatun. Fela tutbu zelike mennen ve la ezen. Evet. Güzel peygamberimiz benim gibi cam gözlükle bakmıyor. Peygamber gözlüğünü takmış. İstanbul'daki işçilerin, memurların ne yaptığını, fabrikatörlerin ne yaptığını görmüş. Onu söylüyor. Şimdi mesela gelmiş, ben de mesela abi işsizim, çoluk çocuk sahibiyim, bana iş ver. Gel, buyur gel kardeşim, asgari ücretten çalış. Aha, girdikten sonra işte böyle. Efendim şimdi ondan sonra horozlanıyor, şu ediyor, bu ödüyor. Halbuki yalvardın da girdin sen oraya. Çok oluyor böyle ya. Ondan sonra çıkarıyorsun. İş kanununa göre çıkar. Evet. Şimdi çıkardın veya kendi çıktı. Sonra seninle arasında bir problem oldu, bir olay oldu. Gözüne dizine dursun lan. Ben sana iş verdim. Ben sana ekmek parası verdim, işi aldım. Demeyin diyor. Çalıştırdığınız adamlara. Mesela baba oğluna kızına gözüne dizine dursun. Ben seni okutacağım diyor. Ne kadar çırpındım. Oğlumuza kızınıza da demeyin. Başına çarpmayın yaptığınız iyilikleri diyor. Eza etmeyin. Eza etmeyin. Böyle sizin göreviniz helalinden beslesen sadaka olur. Ama başa kalkmayın. Böyle yaptıktan sonra ben seni ne kadar çırpındım lan adam edince kadar deme. Deme öyle baba. Ana öyle söyleme. Başına kalkma diyor. Bu yanlış. Böyle başa kalkılan iyilikler yok olur gider. Yani ondan dolayı Efendimiz bunu görmüş. Öyle bu sizin göreviniz. Ve de böyle mükafat sadaka yerine geçer. Ama başa kalkarsanız ona eziyet olur ve yaptığınızı güzellikleri kaybedersiniz. Evet. Zaman geçmeyle şu oluyor, bu oluyla bunlar olabiliyor. Evet, maalesef böyle oluyor. Evet. Şimdi evlendiğiniz zaman arz ettiğim gibi karıya bakmak
çocuklara bakmak. Karı diyorum, kanunda karı. Yani eşinize, hanımınıza bakmak. Dinen ve alel mevlûdi lehu rizkuhunne ve kisvetunne bil ma'ruf. Maruf üzere karınıza, çocuklarınıza bakmak kocanın görevidir. Ve alel mevlûdi o demek. Kur'an'a göre çalışacaksın, yatmayacaksın tembel tembel. Gidiyor şimdi, ücret az. Onu azmaz, girilen bir. Sen güzel iş yaparsan, çalışkan olsan herif senin ücretini artırır. Oturdu evden gidiyor, bir de az buluyor ya. Oturuyor, ondan sonra bana el açıyor, çocuklar maç kaldı. Olmaz, dilencilik haram. Gideceksin azmaz, sen bir çalış. Görsün senin adam nasıl olduğunu. Şimdi öyle de var biliyorsunuz. Evet, babanın görevidir. Babanın görevidir. Çocukların nafakasını sağlamak babanın görevidir. Kur'an-ı Kerim'de buna dair ve aşiruhuna bil ma'ruf ve sahibhuma fid dünya ma'rufa gibi çocukların da analarına babalarına saygı duyun. Ve vasaynel insan bi validi fehamu vehnen vehnin ve fsalu fi amini. Evet, anana babana sen de onlar seni böyle helal lokmeli beslemek için görevleri çırpınacaklar. Sen de anana babana saygı duy diyor Allah söylüyor. Ona koca karı, koca herif, moruk filan deme. Bizim ihtiyar şimdi moda gençlerin arasında. O da senin doğru, sen ondan doğdun. Öyle sen onun parçasısın onunla. Ha böyle söylemeyin. Ayetlerde bunlar var. Baba da onlara bakacak, başına kalkmayacak. Ulan ben seni şöyle yaptım falan demeyecek. Görevi zaten, görevi zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu emrediyor. Yoksa o çocuklar, hanım, maruf, onu açıklayalım. Çok zengin adam, gecekonduda çoluk çocuğunu durduramaz. Zenginse, zenginlerin nerede oturuyor, nasıl ev yapıyor, nasıl arabaya biniyor, hepsini zenginliğine göre, kaliteli araba, kaliteli ev, kaliteli elbise, kaliteli yiyecek beslemesi lazım. Görevidir. Maruf bu demek. Sen de çoluk çocuksun, hanımsın, kocan da bir memur, işçi. Aa, öteki altında lüks araba var, lüks evde diyor. Kendi kazancına göre. Maruf bu demek. İki tarafta birbirine böyle zulmetmeyecek, fazlasını istemeyecek. Böyle olursa sadakadır ve bu uğurda ölürse şehittir ve de cehennem ateşini söndürür. Hakim Müstetekin'de Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İnne hâzâ yevmün men meleke fîhî sem'ahû ve basarahû ve lisânehu gufre lehu mâ tekaddeme min zembi. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haçla ilgili hadis söylüyor. Evet, haç İslam'ın 5 şartından birisi. Ve lillahi alen nâs hiccül beyti men istadâ ileyhi sebîle. Gitme imkanı bulan kimseye haç farzdır. Onun için Veda hatbesinde de ey insanlar, ya yuhennez huccu, ey insanlar hac edin demiş. Akra bin Habis radıyallahu anh sahabidir. Yani bunları anlatınca o sahabiye kötü adam demeyin. Onlar kobay. Onlar böyle olay yapıyor, hüküm çıkıyor. Gitmiş yanına demiş ki hac edin dedin ama demiş her sene mi hac edeceğiz? Ömürde bir defa mı hac edeceğiz? Söylemedin. Efendimiz yüzü ekşimiş dönmüş. Memnun değil sorudan yani. Duymadı herhalde demiş. Önüne geçmiş. Demiş ya Resulallah böyle. Yine ekşimiş yüzü dönmüş. Üçü sus be adam demiş. Her sene hac edeceksin desem her sene farz olacak. Sen de gelemeyeceksin. Kaybedeceksin. Peygamber böyle söyledi. Ben de onu senin yıl ömürde bir defa anladım. Gelmedi mi? Yükü bana at demiş. Şimdi soruyorsun, kurcalıyorsun. Ömürde bir defa yani. Şimdi haçta şimdi böyle her sene gidersen gidebilirsen ne ala ibadete dur denir mi? Helal parayla haccın kurallarına uyaraktan eğer hacca giderseniz çok zor.
ibadetlerin içinde en zoru haçtır. Yok be hocam, 5 yıldır o tarzda kalıyoruz. Uçakta gidiyoruz, klimeli arabalarda gidiyoruz. Onlar için görünür tarafı. Orada dünyanın her tarafından çeşitli kültürde adam var. Adamın görgüsü, kötü niyeti yok, görgüsü o. Sırada beklerken seni öyle bir itiyor, senin sıranı bozuyor. Hay senin, kaybettin. Evet, bu yanlış bir şey, doğru da. Bilhassa Haç'ta 5-6 milyon adam bir anda orada oluyor. Ve la cidale ve la fusuka fil haccı. Haç'ta kavga yok diyor Allah. Bunları özellikle, her türlü adam geliyor oraya. Adamın niyeti kötü değil ama görgüsü öyle. Hayvanlar nasıl kuvvetli olan ötekini susu veriyor, alıyor ya sırayı. Adam öyle yetişmiş, Afrika'dan gelmiş. Ya ha falan, yo orada kavga yok. Tamam abi diyeceğim. Ne kadar zor bir iş. Buradan kaybediyor hacılar. Buradan kaybediyor. Evet, çok zor bir hacılık, çok zor. İşte güzel, böyle şey yapmadın. Kimse tü deseler sağ ol abi. Ne kadar zor ya bu. Bu zoru başardın. Helal parayla gittin. Arafa günü. Bak şimdi Efendimiz sözü bu. Arafa günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün evveline Arafa denir. Biz Ramazan Bayramı'nın evvelki günü de Arafa diyoruz. Arafa o değil. Arafa, Kurban Bayramı evvelki günü. Biz ona da diyoruz. Neyse, esas Arafa o. Arafa günü öğle namazından bayram günü imsak vaktine kadar Arafa'da girip çıkmayan hacı olamaz. Kafamızda olsun, hep söylüyorum. 5-6 milyon adam hacı arabaya binip Arafa'da gidecek. Yollar 5 kilometre ileri 10 saatte geçemiyorsun. Evet, böyle olaylar olmuş. Beni dinleyen bir sonra bakan da oldu. O zaman genel müdürmüş. Anasını hacca götürmüş. Müftü demiş ki girmek istedik ama bak polis yasak diyor. Çünkü dolu her taraf. Nereye sokacak? Girmek, arabayla girmek yasak Arafa'da diyor. Araba bir bölge. O kadar adamı arabayla nasıl alsın? Girmek istedik, sokmadılar. Dışarısı sıcak, millet yorgun, uykusuz, otobüs lüküs, klimalı. Demiş bak biz girmek istedik, sokmadılar. Arabada demiş istirahatinize bakın. Herkes zaten başlamış uyumaya. O arkadaş bana anlatıyor. Ben Cevat Hoca'dan duydum, buraya girip çıkmayan hacı olamaz dedi. Kakanacım demiş, anası 80 yaşında. Koluna girmiş, böyle götürmüş, Arafa'da sokmuş, çıkarmış. Ötekiler de yoldan dönmüşler. Gelince de öpün elimi, ben hacıyım. Hacı falan değilsin. El haccu Arafa, peygamber söylüyor. Arafat yok, hacılık yok diyor. Arafat varsa hacılık var diyor. Biz girmek istedik ama sokmadılar. Ne olursa olsun oraya girmedin mi hacılık yok kardeş. Kafanızda olsun. İndirmiş götürmüş, sen de in ya. Yaya yasak yok. Arabayı sokmuyor adam, nereye soksun, yer yok. Rahatını bozacaksın, yürüyeceksin. İlle oraya gireceksin. Hastaneye düştü. Eşin, arkadaşın, hemşerin gittiniz kabileye gidiyor ya. Müftü böyle söylemiş bak orada. İl müftüsü diyor. Hüküm bu arkadaş. Müftüye göre değişmez. Evet, arkadaşınız hastalandı. Hastaneye götürdünüz. Evet, adam yatıyor, baygın. Parasını vereceksin, ambulans tutacaksın, doktora söyleyeceksin, ben bunu Arafa'da götürüp getireceğim. Baygın vaziyette Arafa'nın içine sokacaksın, çıkaracaksın. Bu öğlen namazından itibaren imsak vaktine kadar sürede bir adam ihramlı vaziyette hacca niyet etmiş olarak Arafa'da girip çıkmaz, hacı olamaz. Kesin. Bu benim hükmüm değil. Hastanede olsan ambulans sokacaksın, ambulansla sokup çıkacaksın o bölgeye. Baygın olsun, uyuyor, uyanmıyor, uyusun ama girsin çıksın. Haccın temeli, rüknü. Bu, hiç unutmayın bunu. Evet, şimdi Arafat, Adem Aleyhisselam'la Havva anamızın tanıştığı, buluştuğu yer. Biliyorsunuz bu şeytanın kovulduğu olaydan sonra girin cennete demiş Allah. Adem'le
Havva anamıza. Adem babamızı yaratmış, onun kaburga keriminden Havva anamızı yaratmış. Girin demiş cennete, yiyin için serbest. Ama demiş, böyle takrabe hazir şecere, şu ağaca yaklaşmayın, bundan sakın yemeyin. Evet, girmişler. Cennet çok güzel. Kur'an oku, Vakıa suresini oku, İnsan suresini oku, Rahman suresini oku. Allah ne kadar güzellik var. Allah nasip etsin, girelim inşallah. Ben size orada anlatayım, bak güzellikleri göstereyim. Amin deyin inşallah. Nasıl söyle? Ondan sonra girmişler, çok güzel cennet. Şimdi şeytan insanı nereden yiyor? Zaaf tarafından. Cennet çok güzel. Gezip tozuyorlar. Allah o kadar güzel gezilirken şeytan intikam alacak ya. Allah da ona izin vermiş. Kıyamete kadar demiş. Odun meydan. Cennetin etrafında dolaşıyor şeytan. Daha o zaman başlamış ondan intikam almaya. Yakın bir yere gelince Havva kardeş demiş. Kardeş sana bir önemli bir şey söyleyeceğim. Kardeş bak. Vallahi billahi demiş. Bak ben oradaydım. Şimdi orada değilim, çıkarıldım ama vallahi billahi demiş, sizin için söylüyorum ha bak. Yanlış anlama. O ağacdan yiyin demiş. Allah size neyi yemedin dedi biliyor musunuz? Onu yerseniz ebedi kalacaksınız orada demiş. Yiyin demiş. Havva anamızda cennet çok güzel. Gitmiş Adem demiş ya. Bak diyor iblis böyle diyor. Defol demiş. İblise inanılır mı be? Ertesi gün Adem demiş etme demiş ya. Bak vallahi billahi diyor ya. Yemin ediyor adam demiş. Yemin ediyor ya. Git demiş falan. Üçüncü Havva demiş doğru söylüyorsun. Cennet çok güzel. Buradan çıkmak istemiyorum. Ebedi kalacaksın demiş. Yiyi verelim demiş. Yiyi verince avret mahalleri açılmış. Evet. Ben size ne dedim diyor Allah. Yiyin için bunu yemeyin dedim. Siz de yediniz. Çıkın bakayım. Cennetten çıkarmış onları. Hem de iki aşığın birisini Serendip Adası'na. Evet. Şimdi siz ona Sri Lanka diyorsunuz. Gidenler var. Çok güzel cennetten koku götürmüş Adem Aleyhisselam oraya. Adem Aleyhisselam oraya. Havva anamız Ciddiye. İki aşık yana yakıla 300 sene ağlamışlar 300 sene. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Kur'an'da ayettir. İkisi de ey Rabbimiz biz hata işledik, kendimize zulmettik. Eğer bize merhamet etmezsen, bizi affetmezsen mahvoluruz. Kanlı gözyaşları dökmüşler 300 sene. Ondan sonra Allah bu insanlık hata edip pişman olup tevbe etmek insanlık. Babamız böyle yapmış. Bu tevbe edince Allah onları affetmiş. Arafat Dağı'nda buluşturmuş. Arafat tanıdı demek. İki aşık birbirini orada tanımış. Bir adı oradan geliyor. Orada buluşmuşlar. Bu Arafat Dağı'nın şeysi bu. Veyahut da işte İbrahim Aleyhisselam'a da peygamberimize de Cebrail Aleyhisselam dolaştırmış harem sınırlarını, Arafat sınırlarını. Aa demiş bu işte burası, tanıdın mı, tamam mı, tanıdım, araba da oradan geliyor falan diyorlar. Böyle açıklamalar var. Şimdi benim söylemek istediğim o. Ondan sonra biliyorsunuz Nuh tufanı oldu. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından Kabil inanmadı. Evet, gemi yapmış, beddua etmiş, her taraf su basmış, gemi yapmış. Oğlum demiş, la ilahe illallah dedik, sen de gel buraya. Aa demiş, ben dağa sığınacağım, ben putları bırakmam. Öyle yapma oğlum dese de bir dalga gelmiş götürmüş. Oğlum, yavrum, babaya, insan ya. Allah ihtar ediyor ona, leyse min ehlik. Senin putperest olan o herif senin oğlun olamaz. Oğlun olamaz. İman olmadı mı oğlum kızım yok. Anladınız değil mi? İman varsa oğlun kızın.
Oğlum olamaz. Neyse bin nehlik. Her neyse. İşte onlar kurtulmuş. Gemiye binmişler. Şeytanı görmüş Nuh Aleyhisselam. Demiş, ulan demiş, tevbe et de demiş. Bak, geminin ucunda onu görmüş. Çünkü kıyamete kadar ona müsaade etti ya, onu öldürmüyor Allah. Demiş, bu kadar insanın boğulmasına sen sebep oldun. Putlara sen taptırdın bunları. Sen yaptın bunları, bu hale getirdin. Nasıl hesap vereceksin demiş, tevbe et. Nasıl tevbe edeyim demiş. Dur Allah'a sorayım demiş. Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi demiş, iblis böyle tevbe etmek istiyor. Nasıl tevbe etsin? Vahiy gelmiş. Adem'in demiş, kabrine gitsin, secde et, emrimi yerine getirsin. Adem Aleyhisselam şeysi de Mina'da, Mescid-i Hayf'ın olduğu yerde, kabri orada. Demiş ki, şeytanlık bu işte bak dediğim. Ben demiş, onun girisine bile secde etmedim. Ölüsüne mi seçiyor? Etmiyorum demiş. Evet, günah işleyip de ısrar etmek şeytanlık. Adem babamız bak günah işlemiş, hata etmiş, cennetten kovulmuş ama inat etmemiş. Ne demiş? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ama 300 sene ağlamış. 300. Arkadaş. Ondan sonra Arafat'ta buluşmuşlar. Müzdelife'de de evlenmişler. İnsan nesli oradan türemiş. Şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helal parayla kurallarına uyaraktan bir kimse Arafat'a gider. Arafat'ta dua eder. Gözünden yaş gelir. Evet, şimdi söyleyecek. Tüm günahları anadan doğma gibi silinir. Ama bir şartı var. Dedim ya, Afrika'dan var, Avustralya'dan var, Amerika'dan var, Sibirya'dan var. Dünyanın her tarafında adam var orada. Dilleri farklı, renkleri farklı, kültürler farklı, örfler farklı. Mesela Güneydoğu insanları, kadınları hiç dikkat etmiyorlar kendilerine. Hacca gelmiş, camide yapmış, Kabe'de. Her tarafı meydanda görünüyor. Arafat'ta yorgun argın uzanıyor toprağın üstüne. Her şey meydanda. Sen de nereye kaçacaksın? Her taraf insan dolu. Kum gibi insan kaynıyor. Diyor ki Peygamberimiz, İnne hâzâ yevmun. Bu Arafa günü öyle bir gündür ki, ey mümin, men meleke fihi, kim kadın erkek, kim o gün sahip olursa, kontrol ederse neyi? Sem'ahu, kulağını. Oturuyor bizim Arafat'ta dua edeceğin hacı. Bizim Türkiye'deki falan bakanı bildin mi? Şöyle aşırı vermiş, şöyle yapı vermiş. Dedikodu yer mi orası buradan? Bak, Peygamber dikkat et diyor, orası dua yeri. Kul, sen de orada ölmüyor. Doğru mu lan? Dinliyorsun. Sen dedikodu yapmıyorsun ama çok gördük. Hatta Türkiye'dekiler bitiyor. Amerika'ya gidiyorlar bizim hacılar. Eski herif vardı ya hani, karısını bırakmış bilmem memuruyla şöyle böyle yapmış diye dünyayı rezil etti Yahudiler ya. Bir de onu vay anasını vay herife bak be falan diye. Bir de onu başlıyor. Lan işin ne senin, elin gavurunla, elin herifinle. Burayı dua yeri. Şeytan durdurmuyor. Orada böyle dedikoduları duyma. Bir dakika hacı kardeşim. Biz buraya hacca geldik dua etmeye. Kes şunu. Diyeceksin. Diyemezsin. Dağlı gelir o. Orada kulağına hakim olan ve basarahu. Dedim ya, sele serpe yatıyor kadın. Yorgun argın her tarafı meydanda. Bilmiyor. Kültürü de yok. Gözüne haramdan sakınacaksın. Bana ne ya, açmış. Yo, sen bakmayacaksın. İstanbul'da da var böyle. Kul lil müminine yağuttu min absarihim. Paris'te de var, Kabe'de daha çok var. Ey mümin erkekler, kadınların avret mahallerine bakmayın. Gözünüzü indirin. Kul lil müminine yağuttu min absarihim. Mümine kadınlar, siz de erkeklerin avret mahallerine bakmayın. Harama bakmayın, indirin gözünüzü yere. Her yerde var.
özellikle Peygamberimiz orada hatırlatıyor çünkü yorgun, argın, uykusuz, sele serbe yatılıyor. 5-6 milyon insan aynı koyun sürüsü gibi çadıra sokuyorlar. Kaç kişi çadırın içinde kendini koruyamıyor falan. Gözünü halik ol. Kulağına gıybetten, boş laflardan, davul zurna çalmaktan maç seyrediyor adam orada. Ula burası maç zamanı mı be? Dua etsene be. Ama görüyorsun 4'te 3'ü maç seyrediyor. Öyle dünya maçları denk geliyor. Lahviyetten, böyle şeylerden kendini tutacaksın, kulağını tutacaksın, gözünü tutacaksın, harama bakmayacaksın, şehveti tahrik eden şeyler yapmayacaksın, velisanehu diline hakim olacaksın, böyle şeyler söylemeyeceksin, küfürler bilmem boş laflar etmeyeceksin, yalandan, iftiradan ve dine aykırı olan her şeyden. Böyle yaparsan Arafat'a gidersen gufre lehu ma takaddeme min zenbi, tüm geçmiş günahların silinir diyor Peygamberimiz. Buyurun, meydan sizin. Allah nasip etsin. Helal parayla kurallarını iyi öğrenin. Gidin, sabredin. Gözünüze, elinize, belinize, dilinize hakim olun. Tüm günahlarınız silinir. Men hacce lillahi felem yerfuz velem yefsuk raca keyem veletetü ummu. Kim helal parayla kurallarını riayet ederek hacca gider de orada uşkur peşkir lafı etmez. Hacların kısımları var. İhramlıyken eşiyle bile ilişki kuramaz, öpemez, laflarını edemez. Böyle laflar edemez. Bunu yapmazsa, evet, böyle velem yerfus bu demek, velem yefsuk. Adamın cüzdanını düşürmüş. Vay vay, 10.000 dolar var içinde. Nereden bulacak? Aa, arkadaş. Çok oluyor böyle. Adam dalgın. Evet. Neler oluyor, neler. Böyle şey yapmazsa. Raca aykeyevme veledeti ummu. Anasından doğduğu gün gibi. Doğarken tertemiz doğar insanlar. Öyle gelir evine diyor Muhammed Mustafa. Ama zor bir şey. Zor bir şey. Yani yevme arafa, Peygamberin kastettiği Arafa günüdür. Günahsız olarak döner gelir anasından doğduğu gibi. Hepsiniz şamil. Hepsiniz şamil. Evet. Bu ifade kul haklarına da şamil. İfade o. Ama kul hakları için özel itirazlar var. Ödemesi lazım diyor. Ödemesi lazım. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki bunlar kesin değil. Bunlar da hadis ama ayet değil. Müzdelife'ye gelmiş, orada da dua ediyor. Orada affettirmiş bunları diyorlar. Şeyini gene borcunu ödeyeceksin de adamın 10 sene borcunu ödememişsin. Parasını vermemişsin. Borcunu ödeyeceksin. Geciktirdiğinden dolayı günahların orada sildi. Ona da da söz almış Peygamberimiz diyorlar. Evet. Allah hakkı da kul hakkı da dahildir diyorlar. Evet. Mesela şimdi bir namazı vaktinde kılmak Allah'ın emridir. Namazı vaktinde özürsüz, bir şeysi yok. Uyumuş kalmışsın. Bir şey demiyoruz. Sonra uyanınca ödeyeceksin. Vakti çıkmış, uyumuş kalmışım. Ama tedbir alacaksın, saatin kılacaksın, tembih edeceksin yanındakini, kaldır beni diyeceksin. Öyle madem uyuyunca sormuyorlarmış, atıyorsun kafayı, 24 saat uyanmıyor. Yok yok yok, öyle değil. Her nasılsa yani. Gibi. Bunlar olursa sonra kaza edeceksin. Şimdi bile bile namazı kılmamış, bir mazure yok. Bilahire kaza etmek yetmez. Ayrıca tövbe istiğfar etmesi lazım. Büyük günahtır. Ramazan'da oruç tutmamış, 17 saat demiş. Nasıl dayanacağım? Sonra ödeyecek, yetmez. Ayrıca büyük günah olduğu için
Tövbe istiğfar. Hacca gidersen işte bunlar silinir Arafat'ta. Tevbenin hepsinin tevbesinin yerine geçer ama borcunu geri ödeyeceksin. Şimdi açık göz. Orada bir sevap yaparsan bir sevap kazanacak iş 100.000 sevap kazandırır. Bir namaz kılarsan 100.000 namaz sayılır diyoruz biz ya. Bir öğle namazını kaza edersem 100.000 öğle namazı yo öyle değil. Borcun geri ödeyeceksin. Günahı silinir. Günahı silinir. Onu söylüyor. Bu şekilde güzel hacı olursanız raca'ke yevm veledetü ümmü. Evet. Haccı mebrunun karşılığı cennet diyor Peygamberimiz. Helal parayla kurallara uymuş, zoru başarmış, cennettir karşılığı diyor. Haccı mebrur, karşılığı cennettir. Allah bütün müminlere nasip etsin inşallah. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini de okuyayım size. İnne hâzâ emrun ketebehullâhu alâ benâti âdem. Fakdi ma yakdil hac gayre en la tatufi fil beyt. Buhari, Ebu Davud, Nisai, Ayşe anamızdan radıyallahu anh'tan. Ne demek? Yine haçla ilgili. Allah diyor kadınlara özel şeyler verdi. Adet görmek kadınlara özgü bir şeydir. Ayşe anamız da kadın olarak adet görmüş, başlamış ağlamaya. Niye ağlıyorsun demiş, anlamış. Herhal demiş, hayız gördün değil mi? Evet ya Resulullah demiş. Yapamayacağım, edemeyeceğim. Diyor ki, haccın fiillerinin hepsini yap. Arafat'a git, arazi. Müzdelife'ye git, arazi. Hepsini yap, şeytan taşla. Ancak Kabe'ye girme Ayşe'cim diyor. Aynen böyle bak. Her şeyi yap, fakri ma yakdil hacı. En la tatufi fil bel beyt. Kabe'yi tavaf edemezsin. Çünkü diyor Kabe caminin içindedir. Camiye de hayızlı kadınlar giremez. Burada turistler giriyor hocam. Ben karışmıyorum. Ben amir müftü mamir falan değilim arkadaş. Ben dini hükmü size söylüyorum. Onlar yıkanıyor mu? Yıkanmıyor. Yıkanmayan kadın, adetli kadın camiye giremez. Peygamberin kesin emri var. Kabe-i Muazzama da etrafı tavaf edilen o kara donlu Beytullah da Mescid-i Haram'ın içinde olduğu için camiye giremediğinden tavaf edemezsin diyor. Onu erteleyeceksin. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü tavaf etmek zorundasın. Arafat'ta durmak nasıl hacılık için şartsa oradan sonra dönüp Kabe-i Muazzama tavaf, ziyaret tavaf derler ona. Onu yapmadın mı hacı olamazsın. Çok kalabalıyor hocam. Kemikler çatır çatır olsun. Onun için girmeyenler var. Bir gün evvel yapanlar var. Araba gün ziyaret tavafı yapanlar var. Öyle sivri akıllılar var. Yarın diyor kemikler katır katır ötüyor. Hakikaten ötüyor yani. Her ziyaret tavafını yapacak. İşine bakacak. O tehlikeye girmemek için bir gün evvel yapıyor. Hacı olamaz. Evet, hacı olamaz arkadaş. O sıkıntıya gireceksin. O günahlar anadan doğma öyle kolay affedilmiyor. Sen günah işlerken kah 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 kih kih güldün oynadın öyle kolay çıkmıyor. Terletiyorlar adamı, kemiklerini böyle katır kutur öttürüyorlar. Öyle çıkıyor bu işler. Kolay mı gizem diyorsun? Evet, maalesef bu kurallara uyulmuyor. Kulağınızda olsun. Haccın kurallarına uymazsanız hacı olamazsınız. Defterinize hac sevabı olmaz. Herkes hacı bilir ama defterinize hacılık yok. Böyle çok var. Çok var. Hacca dair emirleri yerine getirmek zorundayız. Ne pahasına olursa olsun çaresini bulacağız. Yapacağız. Çaresini de veriyor Allah. Yalnız seni imtihan ediyor. Vazgeçmeyeceksin. Tedbir ararken zannediyorsun yani tavaf ederken artık öleceğim. Nefes alamıyorum.
Ama ölürsem öleyim. Deyiverdin mi? Allah Allah, bir genişlik oluyor. Bir rüzgar geliyor buz gibi böyle. Allah, ne güzel nefes alıyorsun. Ama önce sana ya çıkayım bari. Öleceğim herhalde. Aklın geliyor yani. Ölürsem öleyim dedin mi? Bir genişlik geliyor. Önce bir imtihan ediyorlar seni. O imtihanı kaybetmeyeceksin. Böyle olur diyor güzel peygamberimiz. Allah tüm ümmeti Muhammed'in her ferdine nasip etsin inşallah. Evet, o arz ettiğim gibi bu haç zamanında camiye kadınlar giremeyeceği için Ayşe anamıza öyle söylemiş. Bunu size Allah verdi demiş. Sadece Kabe tavafını yapma, şeytanı taşla, Arafat'ta dua et, dua edebilirler. Kur'an'ı okuyamazlar, Kur'an'ı eline alamazlar. Ama dua edebilirler, tesbih çekebilirler. Bunu yap, tavaf etmeyi bırak Ayşe'cim, o yasak. Onu da, onun geçtiği zaman gelir yaparsınız. Ve ceza da gerekmez. Çünkü senin kendiliğinden olmadığı, adet görmek kadının elinde değil. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü ziyaret yapmak lazım. Yapmazsanız kurban kesmek zorunda, suç işliyorsunuz. Bunlara kurban kesmek gerekmez şimdi. Bu böyle. Hangi kitaba bakarsanız bakın. Ama bizim hocalar şimdi, Ayzaman hocaları, kafile şimdi bekler mi ya? Kadıncağız yazı kirlenmiş. 300 kişiyi ben senin şeyine bekletemem. O pis kadını sokuyor Kabe'ye, tavaf ettiriyor. Bir deve kurban kıyıp, bile bile lades olmaz hocam. Senin kim götürdüyse, senin kafilenin patronu bu kadını hacı yapmak üzere parasını aldı. Dinin emirlerine uygun hareket etmezse hacı olamaz. Bekleyecek o kadın orada. Biletini değiştireceksin. Gidip de biletini değiştirmek zor ya. Arabaya binecek, Cidde'ye gidecek. Oraya gelecek. Bunlar göze almıyor. O kirli kadını sokuyor hacca. Olmaz hocam. Sizde olmaz. Böyle şey başınıza gelirse sakın ha. Olmaz. Ama doktora gidersiniz. Belli günleri belli. Doktora gidersiniz. Ben hacca gideceğim. Her zaman tarihini siz tayin edemiyorsunuz. Sıraya koyuyorlar. Şu gün gideceksin, şu gün geleceksin diyorlar ya. Senin de günün o güne rastlıyor. Hanımının günü, kızın günü, anan günü. Doktora gideceksin böyle böyle. Erteleyici haplar kullanarak o kanın gelmesini önleyebilirsiniz. Hacı olursunuz. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama o hoca böyle dedi diye kirli kadını abiye sokarsanız olmaz. İşte hadisini okudum şimdi size. Hepsini yap Ayşe'cim. Gayrı en la tatufi bil beyt. Ziyaret tavafını yapamazsın Ayşe'cim. Ziyaret tavafını yaptı kadın. Dönerken veda tavafı yapması lazım. Veda tavafı yapmazsa suç işler, kurban kesmesi lazım. Ama kadın adet gördü. Elinde olmadan bunu yaptığı için, olduğu için Kabe'ye giremeyeceği için bugün tavaf yeri de Kabe mescidin içinde, caminin içinde. Oraya da giremez. Ona ceza lazım gelmez. Çünkü elinde olmadan bir şeydir. Veda tavafı ondan düşer. Ceza da lazım gelmez. Ama ziyaret tavafını yapmadan hacı olamaz. O düşmez üzerinden. 10 gün bekleyecek kadın orada. 10 gün bekleyecek. Ondan sonra bir uçakla, bir başka kafileyle anlaşacaklar. Götürenler öyle gelecek. Yanında da mahrem olacak tabii. Bu hadis de onunla ilgili. Allah inşallah. Evet, Nusaybin cinlerinden söz ettin diyor. Açıklar mısın? Efendim, Elmalı Hoca tefsirinde bu benim bahsettiğim olayı, o gittim Batn-ı Nahli'ye ben, Efendimizin cinlere tebliğ ettiği yere özel izin aldım. Hoca söylüyor, ben de oradaki bilgisi aktardım. Dünyanın her tarafında cinler var. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yani. O diyor, bizim Nusaybin cinleri diyor. Hoca öyle söylüyor, ben de onu size aktardım. Yani o konuda benim cinlerle ilgili bir ihtisasım yok. Elmalı tefsirine bakabilirsiniz. Orada geniş
yorumları var bunları. Evet.